Bismillahirrahmanirrahim. Kıraat kitabımızın 7. dersindeyiz bu akşam. Ezzevcetul akiletuh akıllı eş isimli dersimiz olacak. Ezzevcetul akiletuh akıllı eş. Me vesailul müraseleti fi yevmine. Fi yevmine günümüzdeki mektuplaşma ya da mesajlaşma araçları nelerdir? Hel tensa kethiran sen çok unutur musun? Ve hel tehtacu ile tezkir yani hatırlatmaya hatırlamaya ihtiyaç duyar mısın isimli birkaç tane soruyla dersimize başlamış olalım. İkra en nasa talih gelen parçayı oku. Thumme ecib anil teli sonra gelen soruları cevapla. Lamma bedae es-seyyid Mahmud yugadira elmenzile menzile likey yerkebe qitara sabahi. Sabah trenine binmek için sabah trenine binmek için Seyyid Mahmud evden ayrılmaya başladığında Sellemet lehu ona teslim etti. Zevcetuhu hanımı hitaben bir mektup. Hitaben bir mektup teslim etti. Ve kalet lehu ona dedi ki Ya Ebe Muhammed Ey Muhammed'in babası min fadlik lütfen la tense unutma en koymayı hazal hitabe bu mektubu fi sundukul berit posta kutusuna koymayı unutma. Aindeme tasile ilal mahattati istasyona ulaştığın zaman. İstasyona ulaştığın zaman bu mektubu posta kutusuna koymayı unutma lütfen. Hatta ta ki yetelakkahu onu alır. Ammi amcam sabahel gadi yani yarın sabah amcam ona alanma kadar yani onu alması için mektubu koymayı unutma ene arifu ben biliyorum ki enne ketense kefiran sen çok unutuyorsun velakin ancak ercuke senden rica ediyorum zevci ya zevci ey kocam ey eşim li ennehu çünkü o mühimmin cidden çünkü o gerçekten önemlidir Ala min zalike buna rağmen buna rağmen fekad nesiye es seyyid mahmud el hitabe buna rağmen seyyid mahmud mektubu unuttu. Ve lemme nezele min el hitar trenden indiği zaman esra'a haricel mahattati yani istasyonun dışına koştu. istasyonun dışına hızlandı kay ile ila mektebihi fi mev'idil amel. İş saatinde ofisine ulaşmak için. Kay ile ulaşmak için. Hatta ta ki la yu'ahizuhu müdiru şirketi ta ki şirketin müdürü ona alınmasın diye. Ona alınmasın diye. Elleti ya'melu muvazzafen biha görevli olarak çalıştığı şirketin müdürü. Ve rüsaletu mektup idi la tezalufi cebihi onun yani cebinde durmaya devam ediyordu. Ve lemmâ yöneldiği zaman nehve meydanil mehattati istasyon istasyon meydanına doğru nehve doğru yöneldiği zaman ekbele aleyhi şahsun garibun. Garip bir şahıs onu karşıladı. Ve nâdâhu ona seslendi. Emâ bir bi suratin. Yani hızlıca mı yürüyorsun? La risalete mektubu unutma. Feltefet ileyhi es Mahmud. Ona yöneldi. Ve tefet yöneldi o adama, Seyyid Mahmut yöneldi ve kalefi nefsi ve kendi kendine şöyle dedi. Ya racul, ey adam, min eyne ta'rifu sen nereden biliyorsun enne ma risale. yani benim yanımda bir mektup olduğunu sen nereden biliyorsun? Summa esra'a sonra hızlandı ila akrabi yakınına sunduku berit fil hattati. istasyondaki posta kutusunun yakınına doğru hızlandı. Liyulqiya fihi'l-hitab yani ona mektubu atmak için liyulqiya fihi'l-hitab içerisine mektubu atmak için o ethna seyrihi yürüdüğü esnada semi'a duydu. Savten gariben garip bir ses duydu. Min vera'ihi arkasından yunadihi ona bağırıyor ve yekulu ona diyor ki ey seyyid ey efendi La <lâ> tensel hitabe mektubu unutma. Da'hu onu koy fi, fi sundukul berit. Onu posta kutusuna koy diyen arkasından bir ses işittim. Teaccebe eydan aynı şekilde şaşırdı. Seyit Seyyid Mahmud. Seyyid aynı şekilde şaşırdı. Ve kale fi nefsihi kendi kendine dedi ki Ey yuhennensu ey insanlar ben ekberekum size kim söyledi? Size kim haber verdi? enne me'i risale yani benim yanımda bir mektup olduğunu size kim haber verdi? Ya le min emri acip yani ne kadar da acayip bir iş. Ya le ya lehu min emri acip ne kadar da acayip bir iş. Ve ba'de en ramiye al hitabe fi sunduqi mektubu en ramiye ba'de en attıktan sonra fi sunduqi sandığa kutunun içerisine terakel mahattata bi suratin istasyonu durağı yani hızlıca terk etti. Ve beyneme huve fi tarikihi ilel amel o işe doğru ilel ameli işe doğru yolundayken yolunda olduğu esnada semi'a saute seyyide bir hanımefendi sesi duydu. Tunadihu kendisine tunadihi kendisine bağıran ve tekulü lehu ona şöyle diyen ey seyit ey efendi, Levsemehte bakar mısınız? Bakar mısınız lütfen? Nazara vera ehu arkasına baktı. Fera'e imra eten bir bayan gördü. Tekulü lehu kendisine şöyle diyen. Hel rameytel hitabe fi sundukul berid. Yani mektubu posta kutusuna attın mı? Teaccebe seyyid mahmud merraten uhra. Seyyid mahmud bir kere daha şaşırdı. Min kelami seyyideti hanımefendinin sözünden dolayı ve saha kailen şöyle diyerek bağırdı. Saha bağırdı. Ya ilahi ya Rabbi yani keyfe arefe keyfe arefe nasıl öğrendi nasıl bildi kullu ha ula ileşkaz bu şahısların hepsi enne me'i risale bende bir mektup olduğunu yecibu aleyye en ulkiye fi sundukul berid posta kutusuna atmam gereken bir mektup olduğunu bu şahıslar nasıl öğrendiler? Ale eyl ehval. Yani ale eyl nasıl bir hal üzere? Hangi halle bunu öğrendiler? Laqad ilqaytu risalete fi's-sunduqi. Ben mektubu kutunun içerisine attım Munzu vaktin tabil, uzun bir zaman önce. Femeqale lis-seyyide. Sonra hanımefendiye dedi ki: Seyyid Mahmud, ya seyyide ey hanımefendi, Min eyne arafti sen nereden öğrendin? En ledeyye hitaben yani benim bir mektubum olduğunu yecu enul kıyafi sundukul berid yani posta kutusuna atmam gereken bir mektuba sahip olduğumu sen nereden öğrendin? Fettahikat esseyyidetu hanımefendi güldü ve kalet lehu ona dedi ki se se'ehuzul verakate o zaman kağıda alıyorum elleti وَضَعَتْهَا زَوْجَتُكَ عَلَىٰ ظَهْرِكَ O zaman eşinin senin sırtına koyduğu kağıdı alıyorum. اَمْسَكَ bil بِالْوَرَكَةِ Adam kağıdı tuttu, emseke tuttu ve kare'e okudu. مَا كَتَبَ عَلَيْهَا Üzerinde ne yazdığını okudu. مِنْ Lütfen, eh bir zevci benim eşime haber ver. بِاَنْ يَرْمِيَ الْخِتَابَ فِي سُنْدُقُ الْبَرِيدِ Mektubu, posta kutusuna atmasını benim eşime haber ver. Thumme sonra erade istedi es seyyid Mahmud en yetearrefe ale seyyide yani hanımefendiyle tanışmayı ve Yuhbirahe ona haber vermeyi an hakikatil hitab mektubun hakikatini mektubun gerçeğini ona haber vermeyi istedi. Ve lehe ona dedi ki min men enti ya seyyide sen kimsin ey hanımefendi? Ve ma mihnetuki senin mesleğin nedir? Ene Fatıma. Ben Fatıma'yım. Müderrisetun fil iptidaiye ilkokulda öğretmenim. Ene eyden zahibetun ila ameli. Ben de aynı şekilde işime gidiyorum. Kale lehe es seyyid Mahmud. Seyyid Mahmud ona dedi ki. Ya seyyide Fatıma ey Fatıma hanımefendi. Zevceti benim eşim, benim hanımım. Mundu usbu'in. Yani bir haftadan beri tetlubu minni benden istiyor en ermiyel hitabe fi sundukul berid. Mektubu posta kutusuna atmamı istiyor. Ve ene ensa kulle yevminel hitabe fi akibeti. Ben her gün kulle yevmin her gün mektubu çantamda unutuyorum. Ve ahiren son olarak fekkarat düşündü. En tektube hâzihil Bu kağıdı yazmayı düşündü. Hatta la ense ta ki ben unutmayayım diye. E'tezziru özür diliyorum. Lil <laughs> iz'ac rahatsızlıktan dolayı yani verdihim rahatsızlıktan ötürü özür diliyorum. La <laughs> be'ase sorun yok, problem yok. Ya Ebe Muhammed, ey Muhammed'in babası sıkıntı yok. El insanu me'lulun bil nisyan. Yani insan unutmakla ma'luldur, illetlidir, özürlüdür anlamında. İnsan unutmaya meyillidir, İnsan unutmakla özürlüdür anlamında. Şimdi gelelim sorularımıza. Ecip anelesületi taliye gelen soruları cevapla. Keyfe yezhebu seyyidu Mahmud ila amelihi. Seyyid Mahmud işine nasıl gidiyor? Yedhebu es seyyidu Mahmud ila amelihi bil kitari. Trenle gidiyor. Mâdâ e hu zevcetuhu. Hanımı ona ne verdi? E'tathü zevcetuhu hitaben bir mektup verdi. Limen ketebet er risalete mektubu kim yazdı? Ketebet er risalete zevcetu mahmudin mahmudun hanımı. Mâzâ tarifu ez zevcetu an zevcihe. Yani hanım kocasını nasıl tanıyor? Ta'rifü zevcetu an zevcihe ceyyiden iyi tanıyor. Keyfe alimen nâsü bi emre risale. İnsanlar mektup işini nasıl öğrendiler, nasıl bildiler? Alimen nesu bi emri risaleti li enne li enne zevcete mehmudin ketebe ketebe verekaten fi zahri zevcihi zevcihe. Çünkü hanımı eşinin sırtına bir kağıt yazdım. Şimdi birinci bölümdeyiz. İkter minel kayimeti minel kayimeti muradifel kelimeti lati tehtehe hattun fil cümel taliye. Gelen cümlelerin içerisindeki altı çizili kelimelerin eş anlamlarını buradan bulacağız sayın hocalar. Yani altı çizili kelimelerin eş anlamlarını buradan tespit edeceğiz. Bakalım. Lemme bede'e es seyyidu mahmud. Seyyid Mahmud yugadirul menzile, yani evden ayrılmaya başladığı zaman, sellemet lehu zevcetuhu, hanımı ona teslim etti. Sellemet, teslim etti. Yani, e'ata verdi. Buna bir numara diyelim. E'ata, bir numara. Ekbele aleyhi raculun, onu bir adam karşıladı. Ve nadehu, ona seslendi. Ya bir bisura ey hızlıca yürüyen. La tensar risalete mektubu unutma. Evet risalenin eş anlamlısı da burada bugünkü dersimizde öğrendiğimiz el hitap mektup kelimesi. Bu da iki numara. İltefet ileyhi seyyidu Seyyid Mahmud ona yöneldi ve kâle fi nefsihi kendi kendine dedi ki ya rical ya racul ey adam min eyne ta'rifu sen nereden biliyorsun enne me'ay risale benim yanımda bir mektup olduğunu ma'inin de eş anlamlısı indi olacak yanımda anlamında. O etna seyrihi yürüyüşe esnasında semi'a savten ben garip bir ses duydu. Min veraihi arkasından yunadihu ona seslenen ve yekulu lehu ona şöyle diyen. Vera arka kelimesi yani buradaki halfe kelimesiyle eş anlamlı dört numara. Hatta <laughs> ta ki yetelakkahu onu alıncaya kadar. Ammi sabah gadi yarın sabah amcam onu alıncaya kadar. Yetelakka yani ye'huzu. Burada eş anlamlı beş numara. Men ehbera kim haber verdi? He bunlara enne me'i risale. Benim yanımda bir mektup olduğunu bunlara kim haber verdi? Ehbera yani aleme Altı numara. Kim öğretti anlamında? Ve ba'de en ramel hitabe fi kutuya, kutunun içerisine mektubu attıktan sonra terakal mahattete bi suratin istasyonu hızlıca terk etti. Terake yani gadere ayrıldı. 7 numara. Keyfe arefe nasıl öğrendi? Kullu he ileşkas bu bütün şahıslar. Enne me'i risale benim yanımda bir mektup olduğunu yecubu aleyye en ulkiyehe. Yani atmam gereken yanımda bir mektup olduğunu bu insanlar nasıl öğrendiler? En ulkiyehe atmam gereken En buradaki ermiye eş anlamlı ulki ile ermi atmak anlamında o da ne olacak? 8 numara olacak. Gelelim ikinci alıştırmamıza. Bu sefer cümlelerin içerisindeki altı çizili kelimelerin diddu, zıt anlamlarını buradan bulacağız. Yine güzel ve keyifli bir alıştırma. Nazara vera'ehu arkasına baktı. verae imra eten tekulu lehu kendisine şöyle diyen bir hanımefendi gördü. Hel rameytel hitabe fi sundukul berid. Yani mektubu posta kutusuna attın mı? Vera'ehu arkasında emame önünde bir numara vera'e ve emame zıt anlamlı kelimeler. Alâ min zâlike buna rağmen fekad nesiyel seyyid Mahmud el-Hitâbe. Ancak ne oldu? Seyyid Mahmud mektubu unuttu. Nesiye unuttu. Tevekkere hatırladı. İki numara. Ve lemme nezele minel kitarı. Trenden indikten sonra Esra'a <laughs> Esra, a, esra a hızlandı. Haricel <laughs> mahatta istasyonun dışına doğru hızlandı. Esra'a hızlandı. Ebda'a yavaşladı. Evet, Ebda yavaş anlamında bir kelime. Thumme Esra ila ekrabi sunduqi sonra sunduğu berit filmi hatteti mahattat sonra istasyondaki posta kutusunun yakınına doğru ekrabe yakınına doğru hızlandı liyul kıyafihil hitap yani ona mektubu atmak için ekrabe yakın ebade uzak 4 numara dahiket güldü hanımefendi güldü ve şöyle dedi İden o zaman sen kuzul verekte kağıdı alacağım. Elleti vadaate zevce tuke ala zahrike. Öyle ki hanımının yani eşinin senin sırtına koyduğu mektubu alıyorum. Seekhuzu alacağım. Burada dahiket güldü. Bunun eş anlamlısı beke ağladı. Beş numara. Emseker racülü bil adam kağıdı tuttu ve kara eme aleyhe ve onun üzerinde yazanı okudu. burada er adam bunun eş zıt anlamlısı el mer etu bayan altı numara. Fümme erade istedi es seyyid Mahmud en yetearref ala seyyide. Bu konuşan hanımefendiyle tanışmayı istedi. Ve yeseluhe ona bazı leş, eşya, ona bazı şeyleri sormayı istedi. Yeselu soruyor, yüci bu cevaplıyor. Yedi numara sormak ve cevaplamak. İzen o zaman e huzul verakate o zaman kağıda alıyorum. Elleti vada'athe zevcetuke ala zahrike. Öyle ki Eşinin senin sırtına koyduğu kağıdı o zaman alıyorum. huzu <laughs> alıyorum. U'ti <laughs> veriyorum. Sekiz numara olacak. Üçüncü alıştırmamız. Uzkur cem'al kelimatilleti tehtehe kattun fil cümelil adiye. Gelen cümlelerin içindeki altı çizili kelimelerin cemilerini söyleyeceğiz. Altı çizili kelimelerin cemilerini söyleyeceğiz. Bakalım. Lemme bede es seyyid mahmud yugadira yugadirul menzile like yerkebe kitara sabah. Yani sabah trenine binmek için evden ayrılacağı zaman. Menzil ev el evler. Sellemet lehu zevcetuhu hitaben. Hanımı ona bir mektup teslim etti. Buraya el diyeceğiz. La unutma en teda'a hazel hitabe fi sunduk il berid. Bu mektubu posta kutusuna koymayı unutma. Sunduk kutu yani, sanadik muhtemelen sanadiku kutular. Entel yevme sen bugün tulkil kitabe mektubu atıyorsun. Ve etelakahu onu alır. Ammi amcam sabahel gadi yarın sabah alır. Amca ammun e'mamun amcalar. Ve lakin ancak ercuke senden rica ediyorum ya zevci ey kocacığım ey eşim. Çünkü o gerçekten önemli. Zevci yani zevacun zevcun zevacun olacak. Lemme nezele minel kiter trenden indiği zaman esra haricel mahatte istasyonun dışına doğru hızlandı. Keyyes ile ulaşmak için ila mektebihi fil mev'id zamanında ofisine ulaşmak için yani mektebun mekatibun ofisler mekatibun hatta la yuahidehu mudiru şerike ta ki ona alınmasın diye şirketin müdürü Elleti ya'melu muvazzafen biha. Yani görevli olarak çalıştığı şirketin müdürü muvazzaf ne? cemisi ve kanet risaletu la tazalu fi cebihi. Ancak mektup cebinde durmaya devam ediyor. Ceybun cuyubun. Cuyubun cepler. Feltefet ileyhi Seyyid Mahmud. Seyyid Mahmud ona yani yöneldi ve kendi kendine dedi ki Seyit yani bunun cemisini o Es-Seyyid Es-Seyyidune olabilir. Sayın hocalarım. Es-Seyyidune Seyitler, efendiler olabilir. Es-Seyyid kelimesinin cemisi. Dördüncü alıştırma. Bu sefer altı çizili olanların müfretlerini söyleyeceğiz. Bakalım. Fakale i Osman dedi ki Cealtu kullama hamelet hazihil cimale lifuqara el medine. Yani bu develerin taşıdıklarının hepsini şehrin fakirleri için kıldım. Yani tasadduk ettim anlamında. Cimel el cemelu müfredi el fukara el fakir onun müfredi. Fe ete ilehi tüccaru tüccar yani tacirler ona geldiler. Yuridune istiyorlar en yeşterul el bida'a yani mallarını satmak mallar satmak isteyen tüccarlar ona geldiler et tüccar tüccarlar et tecru tüccar et tecru olacak Semi'a bi hadzal habere bu haberi duydu kulle sukkanil medine yani şehrin nüfusunun tamamı es-sakinu sükkan es-sakin e, oturan demek sükkan oturanlar cemisi Kaddemu enfusehum ve amwalahum fi sabilillah yani onların ee, nefislerini ve mallarını Allah yolunda kaddemu sunun yani enfusehum yani nefsun ve malun malun, emvalun, nefsun, enfusun e, cemisi ve müfredim. Lekad zekerat tarihu suveran cemileten liba'dil müminin yani bazı müminler için tarih ne yaptı? Güzel manzaralar sundu, e, hatırlattı, zikretti. Suveran e, es suratu indemâ ceal İslam İslam dini geldiği zaman al hubbe ve rahmete fi kulubil müminin müminlerin kalplerinde rahmet ve sevgi kıldı. Kulub kalbunun cemiyesi el müminunun cemisi de el müminine olacak. Keyfe arefe nasıl bildi kullu ha ula ile bu şahısların hepsi enne me ayrı benimle beraber bir mektup var. Yecibu aleyye enel ulkiyehe yani atmam gereken benim yanımda atmam gereken bir mektup olduğunu bütün bu şahıslar nasıl bildiler? Eşşahsu el eşhasu, şahsun eşhasun cemisi ve müfredim. Ey yuhennasu ey insanlar men ehberakum enne ma'i ma risale? Yani benim yanımda bir mektup olduğunu size kim haber verdi? Ennasu insanlar. Yani bunun cemisi el insanu insan ennasu insanlar. Beşinci alıştırmamız boşluklara burada uygun kelimeleri seçeceğiz. Hemen şöyle bakalım. Keyfa arafte ya veledi. Yani nasıl öğrendin ya veledi ey oğlum enne ma'i kitaben benim yanımda bir kitap olduğunu Yecbu aleyye en ekrehu. okumam gereken yanımda bir kitap olduğunu nasıl öğrendin buraya kitaben gelecek ve beyne hiye fi tariqiha ilal beyt o Eve doğru olan yolundayken semiat saute tıflin. Bir çocuğun sesini duydu. Yepki şediden şiddetlice ağlayan. Buraya da saute tıflin olacak bir çocuğun sesi. Ve beade en şöyle bir bakalım Evet. Ve beade en Vada'na biz koyduktan sonra ve ba'de en vada'na ta'ama alal ma'ide yemeği sofraya koyduktan sonra sofranın üzerine aminna salata tamatim ve khiyar domates ve salata domates ve khiyar salatası yaptık aminna yaptık Üçüncü boşluğumuza vada'na e, gelecek o etne eseydihi yürüyüşe esnasında hayvanen gariben yecrimin verai arkasından koşan Garip bir hayvanı ne yaptı? Gördü. Şahede gördü. Dört numara. Min eyne te'rifune. Nereden biliyorsunuz? Enne hakiveten kebireten. Enne me'ane. Yani bizimle beraber, bizim yanımızda büyük bir çanta olduğunu. Enne <laughs> me'ane olacak. Ve kâne şeyu çay idi fi yedihi. Onun elinde çay ne idi? la yazalu bitmiyordu. 6 numara ve ee, kana shay la yazalu fiyedi. Tamam güzel. Alar ragmen zalike buna rağmen fakat el ummalu en yeshrabu'l kahvete fil asd. İkindi vakti kahve içmeyi içler ne yaptılar? Fakat nesiye unuttular. Evet bu da 7 numara. Ma kuntu a'rifu yani ben bilmiyordum. Ma a'rifu. Bu da 8 numara. Ben bilmiyordum. Ma a'rifu. Ben bilmiyordum. Enneke tensak. Senin çok fazla unuttuğunu ben bilmiyordum. 6 numaralı alıştırmadayız. Boşluklara uygun harfi celleri koyacağız ve buradan seçeceğiz. Bakalım. Lemme bede'e seyyid mehmud yugadirul menzile. Mahmut e, efendi Mahmut e, evden ayrılmaya ayrıldığı ayrılacağı zaman sellemet lehu zevcetuhu hanımı ona teslim etti hitaben bir mektup. Bu li harfi buraya gelecek lehu'ya dönüşecek. E, bir numara. La entada en el hitabe fi sundukul barid. Posta kutusuna mektubu koymayı unutma. Indama tesile ila al mahattati. Sen istasyona ulaştığın zaman. 2 numara. Ala ala zalike buna rağmen 3 numara fakat nesiye Seyyid mahmud el Hitab Seyyid mahmud mektubu unuttu. Lekad akhazahu mudir şirketi lati ya'mal muwazzafan biha. Mudiru şirketi lati ya'mal muwazzafan biha. Buraya da yine bir harfi ceri gelecek 4 numara. Feltefet ileyhi Seyyid Mahmut e, ona yöneldi. Seyyid Mahmud ona yöneldi. Ve kale dedi ki fi nefsihi kendi içerisinden beş numara. Thumme esra'a hızlandı ila akrabi sunduku beridi fil muhattati. İstasyondaki posta kutusuna doğru ila akrabi e, olacak burası. Ya Seyyid la tensel hitabe da'u fi sundukul berid. Yani aslında birbirine benzer harficeller burada var. Hemen şöyle bir bakalım. Evet, şuraya an nefsihi de olabilir. Evet burada son e, kalan harfi cellerimizi de yerleştirelim. E, ee, Da'hu an sundukul berit de olabilir burası. Fi de olabilir. Şimdi şöyle bir şey var. Acaba bunları e, birer kere mi kullanacağız? Muhtemelen böyle bir şartımız yok gibi. Eğer böyle bir şartımız yoksa ve huve fi tarikhi ilal ameli buraya ila gelecek, buraya da fi gelecek sayın hocalarım. Eğer bunları birer kere kullanma şartımız yoksa, tabii ki yine buraya e, min minal ameli bura anda gelebilir ama ilk söylediğimiz daha güzel olur. Dahu fi sunduqil berit daha güzel oluyor ve buraya da e, ilal ameli çok daha güzel oluyor. Evet, böylelikle. 7. dersimizi tamamlamış olduk. Gerçekten hiç vakit bulamıyorum sayın hocalarım. Kayıt yapmak için hiç vakit bulamıyorum. Yani şu aralar gerçekten çok yorgunum. İnanın elim çok ağrıyor. Dün 2-3 gündür yani aşırı yorduğumdan dolayı ama bu halimle bile yani dinlenmek yerine kayıt yapmak durumundayım. O yüzden birazcık anlayışla karşılamanızı rica ediyorum. Birkaç gün sonra inşallah işler yoluna girecek ve daha fazla kayıt yapıp göndereceğim. Bugünü de böylelikle tamamlayalım. İnşallah eksik videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar, hayırlı geceler diliyorum.